Herkese merhaba arkadaşlar, ben Osman Barak. Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 2019 yılı mezunuyum. Şu anda da Van'da bir devlet okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2019 yılında girmiş olduğum kamu personeli seçme sınavından P10 puan türünde 96 küsür puan alarak Türkiye 15.'si oldum. Bu videonun da daha genel bir video olmasını istediğim için P10 puan dalından bahsedeceğim. Yani genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerinin ortalamasının alındığı puan türüne deniyor arkadaşlar, P10 puan türü. Alan kısmından, yani sınıf öğretmenliği bölümü alan puanımdan diğer videolarda bahsetmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Peki neden çekiyorum ben bu videoyu? Arkadaşlar, sınava hazırlandığım süreçte, yani hazırlanmaya başladığım süreçte ben nereden başlayacağımı, neler yapacağım gerçekten bilmiyordum. Ben de o zaman da YouTube'dan bu tarz videolar izledim ve kendime bir yol haritası çizdim bu videolar sayesinde. Siz de bu videoyu izledikten sonra hani en azından bir çerçeve olarak KPSS sürecini planlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu bunun için çekiyorum. Peki video işleyişi nasıl olacak? Arkadaşlar, ben burada sorabileceğinizi düşündüğüm soruları not aldım. Arkadaşlarımın sorduğu, sizin sorabileceğinizi düşündüğüm soruları not aldım. Bu sorulara cevap vererek videonun işleyişini sürdüreceğim arkadaşlar. İlk soruyla başlıyorum. Çalışmaya başladığında altyapın var mıydı? Şu şekilde arkadaşlar, benim sadece matematikte altyapım vardı. Yani matematiğim benim ilkokuldan beri iyiydi. O yüzden matematik için evet bir altyapım vardı. O yüzden çalışma gereği de duymadım matematik dersini. Ama diğer derslerde, Türkçe'de, tarihte, coğrafyada, vatandaşlıkta ve eğitim bilimlerinde gerçekten altyapım yoktu. Ve bu derslerim gerçekten kötüydü de, yani üstelik. Hatta tarih, coğrafyada ben bu YGS-LYS zamanında çok kötü netler yapmıştım arkadaşlar. Yani o yüzden bence sizin bu konuyla alakalı endişelenmenize gerek yok. Çünkü altyapınız olmasa bile bu dersler biraz çalışınca halledilebiliyor. Bu konuyla alakalı bunları söyleyebilirim. Şimdi ikinci soruyla devam ediyorum. Dershaneye gittin mi? Arkadaşlar, şu şekilde, ben herhangi bir dershaneye yazılmadım. Aslında lise zamanımda hani üniversite sınavına hazırlanırken bir dershaneye kaydolmuştum. Ama o süreçte hem okul hem dershane gerçekten benim için çok yorucu olmuştu. Hani dershanenin bana faydadan çok zararı olmuştu üniversite sınavına hazırlanırken. O yüzden ben KPSS sürecinde dershaneye yazılmayı tercih etmedim. Aslında alan kısmında dershaneye yazılmayı düşünüyordum ama alanda da benim saatlerime uygun, günlerime uygun bir dershane bulamadığım için yazılmadım. Peki ben sınava nasıl hazırlandım o zaman? Ben YouTube'dan video izleyerek arkadaşlar sınava hazırlandım. Şu an zaten hani çoğu insan da YouTube'dan video izleyerek hazırlanıyor. Zaten YouTube'da arkadaşlar aslında bütün konuları çok ayrıntılı şekilde anlatan çok iyi hocalar var. Siz hatta istediğinizi seçip istediğiniz videoyu dinleyebiliyorsunuz. O yüzden bence dershane KPSS sürecinde kesinlikle bir gerekli, zorunlu olan bir şey değil arkadaşlar. Yani YouTube'dan video izleyerek de takip edebilirsiniz. Ben hangi kanalı takip ettim peki? Ben Benim Hocam kanalını takip ederek çalıştım arkadaşlar bu süreçte. Bir diğer soruya geçiyorum. Ne zaman çalışmaya başladın? Arkadaşlar, ben çalışmaya bu aylarda başlamıştım. Yani Ekim aylarında çalışmaya başlamıştım. Bence siz de çok fazla zaman kaybetmeden bu aylarda sınava hazırlanmaya başlayın. Çünkü KPSS gerçekten uzun bir süreç. Hani sınava çok çalışmaktan ziyade bu süreci düzenli, düzgün bir şekilde atlatmak önemli. O yüzden bu aylarda başlamanızda fayda var arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Önce hangi dersler ile başladın? Arkadaşlar, ben öncelikle tarih, coğrafya ve gelişim psikolojisiyle başladım. Tarihi Benim Hocam'da Ramazan Yetkin'den, coğrafyayı Enginer Aydın'dan. Aslında coğrafyayı daha sonra Bayram Meral'den de dinledim ama bunu alan kısmında dinlediğim için alan videosu çektiğimde bahsedeceğim. Gelişim psikolojisinde Ayşegül Hoca'dan dinledim. Gerçekten üçü de çok iyi hocaydı arkadaşlar. Ben ilk olarak bu derslerle başladım sınava hazırlanmaya. Ki Ayşegül Hoca'yı mutlaka öneririm arkadaşlar. Hani ben gelişim psikolojisini ve öğrenme psikolojisini Ayşegül Hoca'dan dinledim ve iki dersi de sınavda full yapmıştım eğitim bilimlerinde. Mutlaka Ayşegül Hoca'dan, dershaneye gidiyorsanız bile dinleyin arkadaşlar. Bu derslerle alakalı ben her gün arkadaşlar ikişer, üçer, işte o gün hani kaç video izlediysem izliyordum arkadaşlar. Bu dersler bittikten sonra da yerlerine yeni dersler ekliyordum. İşte Türkçe'de dil bilgisi, işte paragraf falan, bununla alakalı dersler ekliyordum. Eğitim bilimlerinde işte gelişim bitince öğrenme, öğretim ilke yöntemleri, rehberlik, bu şekilde hani sırasını tam olarak hatırlamıyorum ama bittikçe yeni dersler ekleyerek çalışıyordum arkadaşlar. Yani bununla alakalı da bunu söyleyebilirim. Bir diğer sorumuz, hangi kaynakları kullandın? Arkadaşlar ben konu anlatımlı kitap olarak Benim Hocam yayınlarının video defter notlarını almıştım. Bu notlar hani izlediğim videoyla da birebir uyumluydu. Yani tahtaya ne yazılıyorsa bu defter notlarında da bunlar vardı. Ya bir konu anlatımlı kitap kadar da doygundu diyebilirim. Sadece matematik ve Türkçe kısmında bunları almadım arkadaşlar. Ama diğer derslerde ve eğitim bilimlerinde de bu Benim Hocam yayınlarının video defter notlarını almıştım. Aynı zamanda arkadaşlar benim abimden kalan Pegem yayınlarının eğitim bilimleri kitapları vardı arkadaşlar. Bu kitaplardan da yine eğitim bilimlerine çalışmıştım. Yani bu kitapları da kullanmıştım. Soru bankası olarak da arkadaşlar ben herhangi bir soru bankası almadım bu süreçte. Ne yaptım peki? Çıkmış sorular arkadaşlar, yani çıkmış soruları çıkartın. İşte ALES'te çıkmış sorular, diğer sınavlarda önceki yıllarda çıkmış KPSS sorularını çıkartın. Ya bunlardan çalışın çünkü en iyi kaynak tabii ki de ÖSYM'nin kendi sorularıdır. Mutlaka bunları da çıkartmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir diğer soruya geçiyorum şimdi. Konuları ne zaman bitirdin? Arkadaşlar ben konuları Şubat-Mart ayı gibi bitirmiştim. Yani bütün dersleri Şubat-Mart ayı gibi bende bitmişti. Bence siz de kendinizi hani Şubat-Mart ayında bitirecek gibi ayarlayın. Bende sadece vatandaşlık dersi kalmıştı. Onu çünkü son bir ay çalışacak şekilde kendimi planlamıştım, hazırlamıştım. Konularım bittikten sonra da ben seri şekilde deneme çözmeye başladım aslında. Pegem yayınlarının işte 30'lu denemeleri oluyordu. Bunları aldım, bunları çözdüm. Her gün işte birer ikişer tane. Daha sonra dershanelerin denemelerine giriyordum arkadaşlar. Bunlar da hani benim için sınav provası olduğu için çok faydalı oldu bu süreçte bana. Hani sınavdaki bana başarıyı getiren en büyük etkenlerden biri de çözdüğüm denemelerdir. Çünkü ben çok fazla deneme çözdüm. Yani her ders için 40-50 tane deneme çözmüşümdür. Bunun bana çok faydası oldu. Bir de ben çözdüğüm denemeyi çok iyi şekilde inceliyordum. Yani bir denemeyi çözüp kenara kesinlikle atmıyordum. Bence siz de o şekilde yapın. Çözdüğünüz denemeyi mutlaka iyi şekilde inceleyin. Bunlar aslında zaten konu çalışmak gibi oluyor yine. Çok fazla soru çözmedim ama çok fazla deneme çözdüm. Bence siz de bir deneyin arkadaşlar. Bir diğer soruya geçiyorum. Süre sıkıntısı yaşadın mı? Şu şekilde. ÖSYM son yıllarda yaptığı sınavlarda sadece bilgiyi ölçmüyor. Zaman yönetimini de ölçüyor aslında. Hani birçok arkadaşım sırf zamanı iyi yönetemediği için, sınavda zamanı iyi kullanamadığı için başarısız oldu benim. Denemelerde hani benimle aynı puan alıp da gerçek sınavda benden çok daha düşük puan alan arkadaşlarım vardır. Ama ben sınavda herhangi bir süre sıkıntısı yaşamadım. Bunun nedenini de birkaç şeye bağlıyorum. Biri, az önce de söylediğim gibi çok fazla deneme çözdüm. Çözdüğüm her denemede sınav provası olduğu için ben buna çok hazırlıklıydım. Bir diğer etken de ben bu sınavı gözümde hiçbir zaman büyütmedim arkadaşlar. Sürecin en başından itibaren. Yani bu sınavı hayatınızın merkezine koymayın. Tabii ki sınavı önemseyin ama dediğim gibi hayatınızın merkezine koymayın. Çünkü koyarsanız eğer sizin kaygınız, heyecanınız sınavda artacaktır. Bu da sizin sınav başarınızı düşürecektir. Hani benim söyleyeceklerim bu kadardı bu videoda. Son olarak şunları eklemek istiyorum. Hani ben hayatımın hiçbir evresinde, yani eğitim hayatımın hiçbir evresinde çok başarılı bir öğrenci olmadım. Lisede de, üniversitede de. Hani ben bu puanı aldıysam eminim aranızdaki birçok arkadaşımız da alabilir. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar kendinize inanmanız ve biraz emek sarf etmeniz. İnşallah hani bu süreci düzgün bir şekilde tamamlarsınız ve iyi bir puan alıp öğrencilerinize, okulunuza kavuşursunuz. Yine sormak istediğiniz sorular falan olursa aşağıda yorumlara yazın. Ben hani elimden geldiğince cevaplandırmak isterim. Yine KPSS ile alakalı videolar çekeceğim işte. Hangi derse nasıl çalıştığımla alakalı falan. Yine sınıf öğretmenliği alanıyla alakalı da. Takipte kalın. Hoşça kalın.